Yaş? Benim yaşım mı? Evet, lütfen. Kaç yaşındasınız yani? Kaç yaşında birini arıyordunuz? Müfettiş, cevap veremez misiniz buna? Evet, tabii. Yalnız şunu bilmenizi isterim ki istediğiniz yaşa girebilirim. 16, 30. Bir keresinde 78 yaşında romatizmalı bir kadını oynamıştım. Herkes oyunumun çok inandırıcı olduğunu söylemişti. Ha bu arada 78 yaşında romatizmalı bir kadın da aynı şeyi söylemişti. Evet, ama ben 78 yaşında romatizmalı bir kadın aramıyorum ki. 22 yaşında bir kız arıyorum. Şimdi söyleyin bakalım yaşınız kaç? 22 efendim. Sahi mi? Ben 27'ye 28 tahmin etmiştim. Fena halde nezleyim efendim. Beni daha yaşlı gösteriyor. Geçen yıl grip olmuştum. Doktor beni 39 yaşında sanmıştı. Ama size söz veriyorum ki gerektiğinde 22'lik gösterebilirim. Ateşiniz mi var? Evet efendim. 39 derece. Başıma gelenler! Bu kış kıyamette 39 derece ateşle sokağa çıkılır mı hiç? Evinize gidin yavrum. Doğru yatağa. Başka zaman gelirsiniz. Yok yok. Olmaz. Ben bu sınava girebilmek için tam 6 ay bekledim. 6 aylık bekleme listesine girebilmek için de 3 ay beklemiştim zaten. Şimdi beni bu listenin sonuna koyarlarsa bir 6 ay daha bekleyeceğim. O zaman 23 yaşında olacağım. Bir 22 yaşıma dönmem düşünecek. Ne olur beni bir kerecik olsun dinleyin. Kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Ateşim 37'ye düşmüş. Görüyorum. Hadi sana yürekten istiyorsunuz. Aldığım her soğukta, iliğimde, damarlarımda akan kanda duyuyorum ben bu isteği. Evet evet. Tıbbi durumunuz hakkında yeterince bilgi edindik. Ama herhangi bir deneyiminiz var mı? Ne gibi? Örneğin şimdi üstünde durduğumuz konuda. Oyunculukta. Tecrübeli bir oyuncu musunuz? Sahne üzerinde mi? Oyunculukta tecrübe edinmek için fena bir yer sayılmaz aslında. Madame Zoblyanka'dan 3 yıl ders aldım. Burada Moskova'da mı ders veriyor? Hayır, benim okulumda, Odessa'da. Ama kendisi büyük bir aktristtir. Burada Moskova'da mı? Hayır, benim okulumda, Odessa'da. Şu halde siz amatör desek yanlış olmaz. Evet, Moskova'da. Ama Odessa'da profesyonelim. Çok güzel ama bizim Moskova'da profesyonel 22 yaşında bir oyuncuya ihtiyacımız var. Odessa'nın çok şirin bir yer olduğunu kabul ediyorum ama tiyatro açısından Moskova değildir. Size birazcık daha tecrübe edinmenizi ve asfini almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki oyuncu adayı lütfen. Buraya 4 günlük yoldan geldim. Beni bir kerecik olsun. Dinlemeyecek misiniz? Yavrucuğum ben zor durumda bırakıyorsunuz. Bana iş vermeseniz bile beni bir kerecik olsun dinleyin. Bu beni bütün ömrümce mutlu eden bir oğlu olurdu. Cüretimi bağışlayın ama bence siz bütün Rusya'nın en büyük ama en büyük aktrislerinden birisiniz. Sahi mi? Çok naziksiniz doğrusu. Evet, belki size birkaç dakika ayırabiliriz. Yazdığınız hemen her şeyi okudum ve birkaç oyununuzu izledim. Sahi mi? Hangi oyunu mu? Hangi oyunu? Üç Kız Kardeşi efendim. Evet, güzel bir oyundu doğrusu. Peki, bütün okuduklarınızın en çok beğendiğiniz hangisiydi? En çok sevdiğim mi? Evet, hangisi? Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı. Onu ben yazdım. Biliyorum ama bana en çok sevdiğin kitabı sormuştunuz. Dürüst bir kızcağızsın. Neme lazım? Böyle bir insan için tazeliyorum. Bana ne okuyacaksın bakalım? Üç kız kardeşi okumak isterdim efendim. Aa öyle mi? Hangi kız kardeşi peki? Her üçünü de. Vaktiniz varsa tabii. Her üçünü de mi? Eyvallah olsun. Bütün piyesi okuyayım bari izlemişken. Ah sağ olun efendim. Bütün piyesi baştan aşağı ezbere biliyorum. Birinci perde. Brozovların evinde oturma odası. Öğle vakti geniş pencerelerden parlak bir güneş ışığı odanın içine. Bunlara gerek yok. Kısa bir bölüm yeter. Oyunun son bölümünü okumak isterdim efendim. İyi. Bu çok uzun sürmez herhalde. Hazır olunca başlayabilirsiniz. Tam 6 aydan beri hazırım. 6 aylık bekleme listesine girebilmek için de 3 ay çabası. Lütfen başlayınız. Baş üstüne efendim. Sağ olun efendim. Affedersiniz efendim. Pekala. Hazır mısınız? Evet efendim. Maşa söze şöyle başlar. Şu müziğe kulak verin. Bakın bizi terk ediyorlar. Bir tanesi büsbütün aramızdan ayrıldı. Hayatımızı yeniden başlamak için yalnız bırakıldık. Ama yaşamak gerek, yaşamak gerek. İrina şöyle. Bir gün gelecek, bütün bunların nedeni bilinecek. Böylesine acı çekmek neden? Bir gün gelecek, bütün sırlar birer birer çözülecek. Ama şimdi yaşamalıyız.
Çalışmalıyız. Bizi çalışmak kurtarır ancak. Şimdi sonbahar. Az sonra kış bastırıp her şeyi karla örtecek. Ve ben çalışacağım. Çalışacağım. Biri buraya çağırsın onu. Tam da sen kadar gitmesini bekleyemem ki ben. Bu kısa hikayemiz de mutlu sonla bitti. Ne mi oldu? Nina çok başarılı bir oyuncu oldu. Şimdi benim içeride biraz işim var. Sizi bir çare kadınla baş başa bırakıyorum. Birazdan gelirim. Günaydın Bay Kisnov. Aman yavaş, gözünü seveyim yavaş sesi. Affedersiniz efendim. Ben neki neki sinirde fena azıttı gene. Sinirlerim biraz bir şey kesildi. Benim falsın kuşum onları kalkabilir. Kim bilir ne kadar yanınıza gördür efendim. Sorma sorma. Sabah saçımı tarayıncaya kadar canım çıktı. Bay Kisnov. Ne var bu caddeyi? Dışarıda bir kadın var. İlle sizi görmek istiyor. Anlattıklarından pek bir şey anlayamadı doğrusu. Ama müsait değilsiniz eğer. Yok yok. Anlatanın işleri benim küçük rahatsızlığım da sinir değil. Onu buraya kabul et. Ama görüntüsü cidden. Hemen içeri alın. Hoş geldiniz bana. Oturun lütfen. Kusura bakmayın ayak altına geçin. Biraz rahatsızlığınız. Ne kadar bir yavrum durumda mıydı? Bana bir ip yerini de bulabilirsiniz. İnşallah boş verdirmezsiniz beni. Çünkü bana sizden başka kimse de hayır. Sakin olun bana. Yalvarırım sakin olun. Affedersiniz. Aklımızı başımıza toplayarak sakin bir şekilde bu sorunu verirsek bir çözüm bulmak daha kolay olur. Şimdi söyleyin derdiniz ne? Kocam efendi vergi tahsilleri şu ki 5 aydan beri hasta. 5 aydır çekmediği kalmadı. Hastalığından anlarım buradan. Üzüntünüzü paylaşıyorum. Hastalığı nedir acaba? Sinir bozukluğu. Her şey sinirlerini alt üst ediyor. Parmağınızın ucuyla dokunacak olsanız bağırmaya başlıyor. Nasıl? Niçin böyle oldu? Kimse bilmiyor. Ben sizler gibi oluyorum. Lütfen devam edin. Zavallı amcanız yatakta yatarken. Daha almayacaksınız değil mi? Acı acı feryat etmek hakkımdır ama neyse. 5 aydır yatakta yatıp iyileşmeye çalışan adamı işinden çıkardılar. Durup dururken sebepsiz. Ben pek üzüldüm. Ama bunun bizim bankayla ne ilgisi var? Hastalığında neler çektim bilemezsiniz. Sabahtan akşama kadar başında bekledim. Akşamdan sabaha kadar bir elini hissetmedim. Bir yandan da hemşire beni bekler. Evi silip süpürmek, çocuklara bakmak, kedimizi, köpeğimizi, keçimizi, hasta olan kız kardeşimiz kuşunu beslemek. Kuş mu hasta? Kız kardeşim başı dönüyor. Bir aydan beri fena halde başı dönüyor. Gün geçtikçe baş dönmesi artıyor. Bak hele bununla beraber. Sonra onun kuşuna, onun çocuklarına, onun kendisine bakmak da bana düştü. Sonra bunun kuşu gitmiş bizim çocuklardan birini ısırmış. Bizim kedi de gitmiş bunun kuşunu ısırmış. Ondan sonra kolu kırık olan en büyük kızı bunların keçisini boğmuş. Şimdi kız kardeşim haklı olarak bizim keçilerden birini istiyor. Eğer keçiyi vermezsek ya kızımın diğer kolunda kaçar ya da bizim kediyi boğacak. Gerçekten derdiniz başınızdan aşkına.
Üzülme Melike'de değil. Ama gene de bizimle ilgisi... Sonra kocamın maaşını almaya gidip de 24 yıl yoksa sonra neden diye sonra bir yardım açma sandığından borç aldın eder. Ama bu imkansız. Benden habersiz borç alamaz. Kafasını kırarım. Tabii bu hasta aydın değil. Zaten bende de mecal kalmadı. Eskiden kışı sıksam suyunu çıkarırdım. Şimdi nerede o güç? Aha üzerinize afiyet ve öksürük arzu oldu. Ciğerlerime kusacağım. Neredeyse. Kocanızın iyileşmesini ne çürüzünü sürdü şimdi gayet iyi anlıyorum. Ama benden istediğiniz nedir kuzum? Kocamın hakkını 24 yıl 90 köpek helal parasını zayıf ve çaresiz bir kadın olduğu için bana vermiyorlar. Yüzüme gülenler bile olsa evet evet güldüler ve kahkahalar attılar. Olsa da büyüyecek ne var bunda? Benim gibi çaresiz bir kadın ağlanacak haldeyim ben. Hiç ben gülenecek bir şey göremiyorum. Yalnız katı yürekli olmak istemem ama korkarım yanlış yere geldiniz. Davanızda ne kadar haklı olursanız olun bizimle bir ilgisi yok. Kocanızın çalıştığı acenteye gitmeniz gerek. Ne demeye çalışıyorsunuz? Şimdiye kadar 5 acentanın kapısını çaldım. Hiçbiri derdime kulak vermedi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Saçlarım da büyüyor. Bakın ama çavuş dökülüyor. Ne olur başka bir acente edin demeyin bana. Saçlarınız yerlerinde dursun lütfen. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Burası banka. Banka. Biz bankacılık işiyle uğraşırız. Bize yatırılan paraları kasalarımıza saklarız. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ne diyorsunuz? Size yardım edemem diyorum. Bana yardım edemeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? Söylüyorum ama meramımı anlatabildiğinden pek emin değilim doğrusu. Kocamın hasta olduğuna inanmıyorsunuz öyle mi? Buyurun, buyurun bunu alın işte doktor raporu. İşte ispatı. Kalsın ya. Ya baksanıza, rapora baksanıza. Ya bakmayın hacet efendim. Kocanızın neler çektiğini çok iyi anlıyorum. Bana yalan söylediniz. Sizin sözünün elini sanmıştım ama bana yalan söylediniz. Ben yalan söyledim. Ne zaman? Ne zaman olacak? Raporu okuduğunuzu söylediğiniz zaman, raporu düzgünce okusaydınız, kocamın hastalık durumundan, nasıl işten haksız yere çıkarıldığından haberdar olurdunuz. Ama zayıf ve çaresiz bir kadın olduğum için bana böyle davranmayın. Şu raporu bir kere düzgünce okuyun, sonra gideyim. Görüyorum, kocanız hasta. Evet, doktor raporunda da öyle yazılı. Yerden göğe kadar haklısınız. Gene de derim ki, yanlış yere başvurdunuz. Beni de heyecanlandırdınız boşu boşuna. Peki, seni bozukluğu yazan yeri okudunuz mu? Orayı tekrar dinle, bir de kafamıza daha kesin. Görün, kocam hastalık değil mi? Aa, orası mı? Evet, görüyorum. Kocanızın sinirleri bozuk. Vah vah, müthiş bir şey. Ama benim elimden bir rahat gelmez. Şimdi Allah rızası için gideyim. Peki. Ah, ben dinlemedim sana yardım etmeyeyim. Sakın ayağımı. Gel de şarkı bana sok şunu. Böyle bir isteklerimize geldiniz. Saçınızı kestirmek için kasaba gitmeniz kadar garip değil. Kasap! Kasap insanın saçını kesmez ki. İnsan saçını kesmek için niye kasaba gitsin? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Evet evet gülüyorsunuz halime. Gülmek mi? Soluk alacak halim kalmadı. Hoş attın. Ay hoş tuttuğumu söylemiş miydim size? 3 gündür ağzıma bir lokma koymadım. Yemek yemek istiyorum ama midem kabul etmiyor. Bugün anne fincan kahveyi tam 3 defa içtim. Çatkin. Ay bir deri, bir kemik kaldım. Düşüp bayılıyorum. Ay. Nasıl bayıldım gördünüz mü? Yeni kere başıma geliyor. Buyurun Bay Kistam'a bir şeyiniz mi var? Şu kadını çıkarın buradan. Onu kim kırama soktu? Siz efendim size sonra bir şeyle girsin demiştiniz. Bir insandan söz ediyorsun sanmış. Böyle elinde doktor raporu olan bir tümarını kaşkından değil. Raporu eline verdim ama okumadı bile. Siz iyi bir adamcağıza benziyorsunuz. Şunu okuyun da görün kocam hasta mı değil mi? Ben okudum madem hem de iki kere. Göz ucuyla baktınız. Demin dışarıda gösterdiniz, herkese gösterdiniz. Ben okudum, herkes okudu, kapıcı bile okudu. Ya dikkatli okusanız ben niye burada durayım? Ben de iki kere okudum. Evet, kocanızın hasta olduğunu doğruluyor. Şimdi madam lütfen çıkar mısınız? Yoksa sizin çıkarması için birini çağırayım mı? Hay Allah razı olsun, şunu çıkart oradan. Kapıcıyla kibekçiyle çağır. Ama dikkat et, öküz gibi kuvvetli. Bana parmağınızın ucuyla dokunacak olun hele! Öyle bağırır, öyle çağırırım ki bütün şehri başınıza toplarım. Kimse benim gibi zayıf, çaresiz bir kadının dövüldüğünü bankaya gelmek istemez öyle değil mi? Ay, ben de bayılıyorum galiba. Sen de zavallısın. Saldırıya geçmiş bir su aygırı kadar zavallı. Lan sen bir zayıfsın. Ormanlar kralı kadar zayıf. Sen bir felaketsin. Lan sen bir afetsin. Önüne gelen her şeyi silip tüpüren bir afet. Konakları köprüleri yıkan azgın bir sensin. Senin gibi kadınlar beni bilmek değil. Hocan gibi sinir atlı seyreder. Bana yardım etmeyecek misiniz yani? Dur şuna Hocan din. Ne bunu? Ay! 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 Ay
Sen ne istersen abi yeter ki gitsin başından. Yeter ki tatlı atlı köpek nedir metin fazla nedir metin kesin tam hakkını istiyorum. Tamam madam benimle gelin parayı vereyim. Ay evet ama bir rubleyle yol parası istiyorum. Gelen giderdim ama dizlerimin bulur. Şuna araba baksana. Daha fazlasını var artık gözüm görmesin. Teşekkür ederim efendim üzerinizden uğursuzluğu kaldırıyorum. Ay çocuğunuz her şey altın olsun. Çin çin paracıklara dönsün her şey teşekkür ederim. Evet şu kadını başlatan. Ama efendim kocamın tekrar peşine girebilmesi için bize bir tavsiye mektubu lazım. Bize daha fazla rahatsızlık vermeyin. Yarın sabah tekrardan gelin. Allah kendinize geri versin efendim. Görüşmek üzere.